Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Fil evvelin vel ahirin ve fil melel ala ila yevmiddin. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayr. İnsan domuz oluyor. Musa aleyhisselam bir yerden geçiyordu. Bir ara birinin bir domuzun boynunda ip takarak çekip götürmekte olduğunu gördü. Domuz Musa aleyhisselamı görünce ona yaklaşmaktan çekindi ve olduğu yerde durakladı. Onu götürmekte olan kişi ise elindeki değnekle birkaç defa domuza vurdu ve zorla götürmek istedi. İşte tam bu sırada domuzun hali Hazreti Musa'nın dikkatini çekti ve sahibine dedi ki, ey kişi bırak bir kere şu domuzu, bakalım ne yapacak? Hazreti Musa'nın bu isteği üzerine domuz sahibi domuzu bıraktı. Domuzun hemen koşarak Hazreti Musa'nın ayaklarının dibine kapandı. Bu durumu gören domuz sahibi dedi ki, ya Musa bilir misin bu kimdir? Bu senin dostlarından idi ve sen onu çok severdin. Senin yakınlarındandı. Biraz önce benimle konuşuyor ve bana nasihatler ediyordu. Fakat aniden ne olduysa oldu. Bu hale dönüşüverdi. Gördüğün gibi ben de tuttum. Boğazına bir ip taktım. Şimdi onu götürüp keseceğim. Musa aleyhisselam bu duruma çok üzüldü. Onu yine eski suretine çevirmesi için Allah-u Teala dua ve niyazda da bulundu. Fakat Musa aleyhisselama gelen cevap ilahi şöyle diyordu. Ey Musa! Onun bu sureti değiştirilmeyecektir. Sen onun niçin bu şekilde sokulduğunu bilmiyorsun. Bunun sadece ben biliyorum. Vaka o senin meclisine gelir giderdi. Fakat bunu inandığından değil, nefsani arzularından dolayı yapardı. O senin ve benim sözlerimi heva nefsine alet ederek onunla dünyalık sağlardı. Ve nefsini arzu larını tatmin ederdi. İşte bunun için ki benim gazabıma uğramıştır. O bu suret ve bu şekilde ölüp gidecektir. Şimdi ey aziz kardeşim, bu hikayede ilme kendi havasına, nefsine alet edenlere muazzam bir ihtar vardır. Ey nefsi emmare mertebesinde olan kişi, seninle gönlünün yüzü dönüktür. Zira her işin, her sözün havai nefse uygundur. Havai nefslere uyanların gönülleri mutlaka kötülükle kötülenmelerdir. Birçok insanlar dini meselelerde ve ibadetlerde bile hevai nefislerine göre hareket ederler. Hevai nefislerin arzuna uygun olarak sohbet meclislerine devam ederler. Yine nefislerin hevai arzuna uygun olarak cehennemden korkarlar ve cenneti umarlar. Halbuki bir Müslüman ibadetini de taatını da Allah için yapmalı. Yaptığı bu ibadetlerden herhangi bir şey beklememelidir. Eğer bir kimse ibadetini cehennem azabından kurtulmak ve cennete nail olmak maksadıyla gayesiyle yaparsa bir nevi hevai nefsine uymuş, onun arzusuna uyarak ibadet etmiş olur. Zira bu bir iyilik, herhangi bir karşılık beklemeksin, sırf Allah rızası için yapılmalıdır. Ve ahiri davana velhamdülillahi rabbil alemin.